bahsettiğim ön hazırlıklardan sonra İtalyalılar Osmanlı Devleti topraklarında fiili olarak ele geçirmek için Trablusgarp'e bir askeri harekatı gündeme getirdiler. Bu Trablusgarp İtalyanlar bakımından belirttiğim gibi 1880'lerden itibaren üzerinde çalışılan bir bölge ama çok birinci öncelik olarak yerleşmeye çalıştıkları bir coğrafya değil. Fakat Osmanlı Devleti topraklarının önemli kısımları İngiltere ve Fransa gibi diğer Avrupa ülkeleri tarafından işgal edildiği için İtalya'ya en uygun yer olarak Trablusgarp, bugünkü Libya coğrafyası kalmıştı. Libya'nın işgalinde kullanılan gerekçe önemli. Bu maalesef günümüzde içerik olarak değişmesi de devam ediyor, tabir olarak değişse de. Osmanlı Devleti'ne verdiği ultimatumdaki özet, Trablusgarp'ta yaşayan İtalyanların medeniyetten mahrum bırakıldıkları. Dolayısıyla İtalyanlar oraya medeniyet götürmek adına asker çıkarmak istediklerini Osmanlı Devleti'ne bildirdiler. Osmanlı hükümetinin görüşmelere hazır olduğunu bildirmesine, cevap vermesine rağmen İtalyanların böyle bir süreci, müzakereyi bekleyecek vakitleri yoktu. Eylül 1911'de asker çıkarmaya başladılar. Askeri anlamda beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Hem Mustafa Kemal Bey gibi, Enver Bey gibi, Fethi Bey gibi Osmanlı ordusunun subaylarının geçip oradaki halkı örgütlemesi hem yerlilerin gösterdiği direniş önemlidir. İtalya bakımından hoşlukla anılmayacak nokta savaşların karakterinin değişmesiyle ilgili ilki gerçekleştirmiş olmasıdır Trablusgarp'ta. Bu da maalesef sivil halkın savaşın tarafı haline getirilmesidir. Çok detayına girmeden söylemem lazım. Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için adaları işgal ederken İtalyanlar, Trablusgarp halkını da ve liderlerini de kendilerine teslimiyet, itaat ettirmek için kentlerin gıda ihtiyaçlarının karşılayan imkanların ortadan kaldırılması, çeşitli terör örgütlerle örülmesi ve en acısı da toplu ölümlere yol açan zehirli gazın kullanılması gibi bir takım örnekleri Trablusgarp'ta gördük ve bunları ilk uygulayanlar da İtalya olmuştur. İtalyanlar için Trablusgarp'ın diplomatik yollarla ele geçirilmesinin önemi şudur. Avrupa kendi kamuoyuna bir güven gelmiştir. Büyük devlet olduğuna inanmışlardır ülkelerin. Çünkü 19. 20. yüzyılda algı, büyük devlet algısı şudur. Mutlaka sömürge elde etmek. Bu sömürgeden kastettiğimiz yer de Orta Doğu bölgesidir. Çünkü tarihin her döneminde büyük güçlerin ele geçirmek istedikleri coğrafyalar vardır. Hakim olmak istedikleri bölgeler ve metalar vardır. 19. ve 20. yüzyılda bu Orta Doğu bölgesidir ve petroldür. Bölgenin geniş kesimi Osmanlı egemenliğinde olduğu için o topraklardan bir yere sahip olmak İtalya bakımından önemliydi. İtalya aynı zamanda Avrupa diplomasisinin birinci derecede olmasa da güçlü bir devleti olarak ortaya çıkmıştır, kendisini kabul ettirmiştir. Daha da önemlisi Rodos ve 12 adayı Nisan ve Mayıs'ta işgal etmek suretiyle İtalyanlar Batı Anadolu bölgesini tehdit etmeye başlamışlardır. Ve bunun içindir ki 1912 sonu ve 1913 başı İtalyanların Batı Anadolu'da başta Antalya olmak üzere yoğun faaliyetlerine sahne olacaktır. Bu kendi başarıları olduğu kadar Osmanlı Devleti tarihi bakımından çok ağır bir hezimet olan Balkan Savaşları'nın kaybedilmesinin getirdiği moral çöküntünün de rolü olduğunu söylemek.